Türkiye tarihinin en önemli halk oylamalarından birini pazar günü gerçekleştirecek. Görsün, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini de getirecek olan 18 maddelik anayasa değişikliğini 55.319.222 seçmen sandık başına giderek oylayacak. Peki bu oylamada oyun geçersiz sayılmaması için nelere dikkat edilmesi gerekiyor? Oy verme günü oy gittiğiniz zaman sandık kurulu başkanı size bir zarfla tercih mühürü ve oy pusulası verecek. Kesinlikle bunlara bakın yırtık veya da e, işaret olan üstüne olanlara bakın o e, sandık kurulu başkanından tekrar değiştirebilirsiniz. Kesinlikle ikinci bir oy pusulası verilmiyor. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Sandık başındaki görevlerin uyarılarının dikkate alınması gerekiyor. Oy pusulasında beyaz bölümde evet kahverengi bölümde ise hayır seçenekleri bulunuyor. Vatandaşların tercih ettikleri kısmın üzerine tercih mührünü basmaları gerekiyor. Şimdi e, oy kullandık hayır veya da evet'e veya hayır'a verdik tercih mührünü bastık bu geçerli. Neresine basarsanız fark bas geçerlidir. Yani bunu bu şekilde Şu şekilde oldu. Bu şekilde yaptık. İki tane hayra bastık. Hadi üç tane bunu. Bu da geçerlidir. Yani fark etmez. Yani önemli olan şu şekil yaptığımız zaman ortasına bastığımız zaman kesinlikle geçersizdir. Veya da şu, şurada. Veya da hem evet, e, hem ter, e, hayır tercih bastığımız zaman bu da geçersizdir. Hem evet, hem hayır kısımlarının üzerine ve evetle hayırın tam arasına tercih mührünün basılması, kullanılan oyu geçersiz kılıyor. Mührün sadece tercih edilen kısmın üzerine basılması, oy pusulasının yırtılmaması ve karalanmaması, demokratik hakkınızın geçerli sayılması için önemli. Veya da oldu ya ben burada yırttım. Yine geçersizdir. Onun için oy kullandığımız oyu kime veriyorsak. Oyumuzu kullandıktan sonra zarfa katlayıp sandığa attıktan sonra sandık kurulu başkanı imzamızı atacağız ve kimliğimizi alarak o yerinden ayıracağız. Oyumuzu kullanmış olarak bitirmiş oluyoruz görevimize. Seçmenler zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imzasını atacak. Tek başına oy kullanmasının mümkün olmayacağı engelli bireylerde o seçim çevresi seçmeni olan ve o sırada sandık alanında bulunan akrabalarından birinin, akrabası yoksa diğer herhangi bir seçmenin yardımıyla oylarını kullanabilecek. Öte yandan cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazlar oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılacak. burada